Herkese merhabalar. Fon Bulucu'nun World F etkinliğinin son günündeyiz. Gününde ilk talksundayız aslında. Bugün kuryeciliği konuşacağız. JetConnect girişiminden Süleyman Doğan bizimle beraber olacak. Biraz daha girişimci ilişkileri direktörü olarak biz ne yapıyoruz direktörlüğü olarak? Girişimleri nasıl seçiyoruz? Buradaki tünelde başlangıçtan sonuna kadar süreç nasıl gidiyor? Küçük bir bizim direktörlükten bahsedeceğim. Girişimci ilişkilerinden. Daha sonrasında başarıyla yatırım turunu tamamlamış Süleyman Bey ile beraber kuryecilik ve taşımacılık modellerini konuşuyor olacağız. Bunların hepsini yeni nesil olarak nitelendiriliyor aslında tüm dünyada. Trendler nereye gidiyor, hangi amaçlar hedefleniyor, onların hepsini konuşuyor olacağız. İlk önce biz kendimizden bir bahsedelim. Çok küçük. Girişimci ilişkileri farklı kanallardan Fon Bulucu platformuna gelen girişimleri başarıyla yatırım turunu tamamlaması için çalışmalar yapan bir birim. Farklı kanallardan girişimler gelir. Biz onların hepsini bir havuzda toplar ve özel olarak ön görüşmeler yaparız. Ön görüşmeler sonrasında başarıyla devam ederse yatırım komitemize davet ederiz. Yatırım komitemiz her hafta girişimleri değerlendirir. Olumlu olumsuz bize feedbacklerini verir. Bu feedbackler sonrasında da yine olumlu olarak devam ederse yatırım turuna başlarız. Şimdiye kadar 3500'den fazla başvuru inceledik 2 yıllık süreç içerisinde. 70 tane başarılı kampanyaya ulaştık. Burada iyi bir eleme süreci olduğunu söyleyebilirim. Başarılı girişimlerimizi ya da işte platforma çıkan girişimlerimizi de dikkatlice seçiyoruz. Zaten başarı oranı tüm dünyada %50'lerde, %40'lardayken Fon Bulucu platformunda %90 seviyelerinde bir başarı oranımız var. Bunu da devam ettirmek ve yatırımcılarımıza kazanç sağlanma noktasında yardımcı olabilmek istiyoruz. Özetle bunları söyleyebilirim. Zaten hani soru gelirse ileride bunları da cevaplandırırız. Biraz daha asıl konumuza dönelim Süleyman Bey ile beraber. JetConnect girişimini ve özellikle JetBee modelini konuşuyor olacağız. İlk önce sizleri tanıyalım isterseniz. Sonrasında da JetBee nedir, JetConnect nasıl bir parçasıdır onlardan konuşuyor oluruz. Evet. Süleyman Doğan ben. 27 yaşındayım. 2 çocuk sahibiyim. Bu genç yaşta girişimcilik üzerine çalışmalarımız oldu. 4 yıllık bir Ar-Ge çalışmasından sonra JetConnect ürünü ortaya çıktı, olgunlaştı. Ve şu anda da dünyada yaygınlaşan bir ürün olan, bir hizmet olan yeni nesil kuryeleri Türkiye'de ilk yapan firma olmanın gururunu yaşıyoruz. Bununla ilgili sizlere güzel bilgiler vereceğiz. Yeni nesil kuryecilik nedir aslında? Ondan da bir bahsedelim isterseniz. Yeni nesil kuryecilik şöyle, alışılagelmiş kurye modelleri genellikle lojistik, mikrolojistikte yaya, Scotty ve bisikletin dışında, bunlar şu an yeni modeller, sürekli motor ve arabalı modellerle teslimat yapıldı şu zamana kadar. Hem doğaya zarar verildi hem de gelinen noktada enerji maliyetlerinin yükselmesiyle artık sürdürülemez bir noktaya gelmeye başladı. Biliyorsunuz e-ticarette tüm dünyada yaygınlaşmaya başladı ve hızla yayılıyor. Özellikle pandemi sonrası ülkemizde bunun yansımalarını gördük. İnsanların e-ticarette hızlı teslimat alışverişlerinde daha fazla kullanıcı olarak bu sistemleri kullanmaya, hızlı teslimat uygulamalarını kullanmaya başladıklarını görüyoruz. Bu uygulamaların sonucunda ortaya çıkan Türkiye'de özellikle motosiklet ve arabalı kuryeler sürdürülemiyor. Hem enerji maliyetleri yüksek hem de geç ulaşım. Biliyorsunuz Türkiye'de trafik sorunu birçok ilimizde var. Bu sebeple yeni nesil kurye modelinin çıkması gerekiyordu. Yurt dışında yaptığımız araştırmalarda da yaya, scooter ve bisikletin özellikle İngiltere, İspanya gibi, Hollanda gibi bölgelerde çok iyi devam ettiğini, sürdürülebildiğini, hatta birçok girişim birazdan istatistiklerini veririz. Yurt dışında güzel başarılara imza attığını, güzel satın almalar gerçekleştiğini iletiriz seyircilerimize. Güzel bir yere gidiyor. Yaya, scooter ve bisiklet geleceğin teslimat modellerinin en gözde modellerinden üçü olacak. Bununla ilgili izlemesini istiyoruz herkesin. Şöyle, yurt dışında belki hani herkesin gittikten sonra dönüş yaptığında ya ben bu fikri Türkiye'de uygulayabilirim dediği konulardan bir tanesi. Yurt dışında işte Glovo gibi firmaları görüyor, Uber Eats'i görüyor, bisikletle teslimat yapan, kuryecilik yapan modelleri ve sonrasında ya bunu Türkiye'de uygulayabilir miyim konusunda şimdiye kadar bir 4-5 yıl oldu. Gelen firmaların bazıları da yeniden gitti. Ama burada sağlam bir ön çalışma yapılması lazım sanırım. Sağlam bir fizibilite çalışması yapılması lazım. Orada JetBee'nin diğer firmalara göre farklılıkları nedir? Neler? Şöyle, diğer firmalar Türkiye'ye geldiklerinde yeni bir modeli, en yakın firmadan bahsedeyim, en çok göze çarpan Glovo'ydu. Türkiye'ye geldiğinde motosikletle teslimatları yapmaya başladı ve bizim kendi girişimimize yakın olarak gördüğümüz sorunlardan biri, işletmelere motorlu kuryeleri gönderirken fiyat takibinde sorun yaşıyordu ve kuryeler bundan rahatsız olmaya başladılar. Şartlar, çalışma şartları yine aynı şekilde. Maliyetler de yükselince bir de alternatif girişimler çıkmaya başladı. Scotty gibi motosiklet kurye, bireysel, herkes kendi motosikletiyle çalışabildiği girişimler çıkınca Glovo'ya bir ilgi azaldı kuryeler tarafından. Ne yazık ki İstanbul başta olmak üzere Türkiye'de motosikletli kuryelerin ilgi odağı çok çabuk değişebiliyor. Yani bugün Scotty çıktığı zaman nasıl Glovo'yu bıraktılarsa, Scotty pandemide nasıl sürdüremedi, devam edemedi, hemen Trendyol'a geçtiler. O yüzden bir sürdürülebilirlik yok burada. Kurumsal firmaların en çok ihtiyacı sürdürülebilir bir hizmet. Burada tüm kuryeler esnaf modeliyle mi çalışıyor? Esnaf kurye modeliyle mi çalışıyor? Yani hızlı bir geçiş oluyor ya, siz elde tutmak için kuryelerinizi neler yapıyorsunuz burada, ya da farklı firmalardan kurye, belki esnaf kurye çekeceksiniz. Şimdi bununla alakalı çalışmalarınız var mı? Türkiye'de şu an gelinen noktada, son pandemiden sonra 4 senedir artık esnaf kurye modeline herkes geçmeye başladı. Çünkü Getir olsun, Yemek Sepeti olsun, sizler de gördünüz bunu basından. Grevler başladı, çalışma şartlarına karşılık kuryeler bir ayaklama içerisine girdiler tabiri caizse. Bu işin sonunda artık firmalar, kurumsal firmalar kuryelerle uğraşmamak için esnaf kurye modeline geçtiler. Kuryeler kendileri bir şirket açıyorlar ve ay içerisinde yaptıkları işlemlerden dolayı, paket dağıtımlarından dolayı fatura keserek hizmet bedelini tahsil ediyorlardı. Tabii bunun da eksi yanları var, ona da geliriz. Türkiye'de şu an bizim mevcut kuryelerimizi şu ana kadar başvuran, Mart ayında başladı bizim operasyonumuz. 3 aylık bir süreçte 2500'ün üzerinde kuryeye sahip olduk ve 6 büyük ilde şu an yapılamamızı sürdürüyoruz. Ana faaliyet alanımız olan İstanbul'da 1700'ün üzerinde kuryemiz var. Bu kuryeler niye bizi tercih ediyor ve kimler tercih ediyor? Kuryelerimizin çoğu motosiklet ve araba da var biliyorsunuz bizde. Motosiklet ve arabaların çoğu zaten Glovo'da daha önce çalışmış ya da şu an Trendyol'da çalışan, Getir'de çalışan kuryeler. Niye bizi tercih ediyorlar? Freelance özgür bir sistem olduğu için. Bu da yurt dışında özellikle yaygın, çok güzel devam ettirilen, sürdürülebilen bir model. Kuryelere şunu diyoruz: müsait olduğunuzda, o anda bir paket dağıtmıyorsanız, zaten esnaf kurye olarak çalıştığınız için bir yere bağlılığınız yok sizin. Bizim sistemimizde de o an aktif olarak mevcut havuzdaki paketleri alarak veya eşleşecek olan paketleri alarak kazanç sağlayabilirsiniz. Bu birinci tercih edilme sebebimiz. İkincisi, diğer kurye firmalarının uzun süreli paket iş ödemelerinin yapılması. Bizler şu an ertesi gün ödeme yapabiliyoruz. Bu çok değerli. Yani bizim başvuran girişimlerde oldukça fazla, özellikle teslimat noktasında. Sektörden de biliyoruz. 45 güne kadar çıkan bir ödeme süreci var bazı firmalarda. Ama JetConnect bunu daha şeffaf şekilde. Biz ertesi gün ödeme aktarabiliyoruz İş Bankası ile yaptığımız entegrasyonlar sayesinde ve birçok kuryeye biz anlık ödeme yapabiliyoruz. Diğer firmalarının anlık ödeme yapamamasının sebeplerinden dolayı ödemeler gecikiyor. Bir diğer husus da Türkiye'de şu an esnaf kurye modelinde özgür çalışma bize en yakın rakiplerimizden biri. Bana bir kurye çalışıyor. Motosiklet onlar çalışır. Biz yaya skuter bisikletle dahil ettik. Farkımız budur. Onlar %35 civarında bir komisyon alırken kuryelerden biz herhangi o kadar yüksek bir komisyon almıyoruz. Bizim aldığımız komisyon %10. Kuryeler bundan dolayı da tercih ediyorlar bizi. Aslında şöyle bir şey var, yaya kurye modeli belki hani Türkiye'de çok fazla görmediğimiz modellerden biri. Ama mesela Avrupa'ya ya da Amerika'ya göre Türkiye'de yaya model çok daha hızlı ilerleyebilir. Kesinlikle. Çünkü dün Taksim'e, Karaköy'e inecektim aslında. Feniküler mi yapayım, metro mu yapayım bunu düşünürken ya Taksim'de ineyim, yürüyerek aşağı inerim dedim. Çok daha hızlı, 13 dakika sürdü yani. Güzel bir şey daha söyleyeyim. 13 dakikada. Siz bir yerden bir yere seyahat ederken yol üstünde bir paketi alın, gittiğiniz yerde teslim edip kazanç da sağlamak ister misiniz? Evet. Bir de öyle bir şey var. JetBee buna yarıyor aslında. Hani baktığımız zaman yayalar bile çalışabiliyor. Bir yaya bugün paket dağıttığı zaman minimum 13 lira şu an kazanıyor. 15 TL'ye kadar bir aynı zamanda zayıflıyor, yürüyüş yapışılıyor. Kesinlikle. Hatta şu an kuryelerimizin çoğunluğu, yani bizim gördüğümüz İstanbul'da 500'ün üzerinde şu an yaya kurye var. Yaya kuryeleri biz ne olarak görüyoruz size söyleyeyim. Bilenleriniz vardır. Pazar girişlerinde sepette eşya taşıyan insanlar var. Evet. Bugün biz yaya kuryeleri dijital halini görüyoruz. Yani o pazarda gördüğünüz kuryeleri dijital halini JetBee'de yaya olarak gösteriyoruz. Mahalle dışına çıkmadan, hatta sokağın bile dışına çıkmadan. Siz şimdi online bir sipariş veriyorsunuz değil mi? Sürekli apartmanınıza farklı bir insanın girmesini ister misiniz? Takip ediyorsunuz. Evet. Kimin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Ama bizim bu kurye modellerimiz sayesinde esnaf direkt olarak benzer kuryelerle çalışıyor ve size gelen kuryeler zaten o muhitin, o bölgenin kuryeleri olduğu için tanıyorsunuz şu an. Yani aile ilişkileri içerisinde olduğunuz insanlar size teslimat yapıyor. Evet. Böyle bir avantaj var. Ya bir de şeyi çok fazla konuşmak lazım. Sadece yemek sektöründe, hani kuryecilik modeli deyince herkesin aklına yemek sektörü geliyor. Aslında burada ilaç sektörü, e-ticaret, bu sektörlerde siparişi verdiniz e-ticaret sitesinden ama hızlı gelmesini istiyorsunuz ve motor, araba gelecek. Bunun yerine bir bisikletle, daha sürdürülebilir bir modelle size gelmiş oluyor. Orayla alakalı da hem ilaç alanında, medikal alanında bir çalışmalarınız olduğunu biliyorum. Onlardan bahsedebilirseniz. Tabii. Çok özellikle World F'de biz şu an karşılaştığımız kadar burası bir e-ticaret etkinliği olarak, dünyanın en büyük e-ticaret etkinliği. Buradaki firmaların çoğu zaten e-ticaret yapan firmalar, pazar yerleri ya da kargoculardan bahsedeyim size. Kargocular, biz taşeron olarak bölgedeki, mahalledeki şubemizden paketleri dağıtan elemanları bulamıyoruz, dert ediliyorlar. Şimdi biz bunlara çözüm sunuyoruz. Zaten mahallede bizim bir yapılanmamız var, mevcut kuryelerimiz var, çalıştırmıyorlar, paket başı ücret ödüyorlar. Bu kuryeler de gün içerisinde gidip kargo firmasından paketi alarak kazanç sağlıyorlar. E-ticarete geldiğimizde, e-ticarette insanlar sipariş verirken belli bir tutarı gözden çıkartabiliyorlar. Yeter ki hızlı gelsin. Burada da gün içerisinde teslimat dediğimiz hızlı teslimat. Yemek tarafında 45 dakika teslimatları biz ekspres teslimat diyoruz mikrolojistikte. Hızlı teslimatı gün içerisinde teslimat. Burada da yine biz devreye giriyoruz ama burada yaya, scooter, bisiklet kullanılamıyor. Çünkü mesafeye bakıyoruz biz. Motosiklet ve arabalar kullanılabiliyor. Bizim kullandığımız scooter ve bisikletler Türkiye'deki en uzun menzile sahip. Çünkü bunu yapmamızın önemli biri hızlı siparişleri dağıttığında enerjisinin tükenmemesi. Günde en az 30 paket dağıtması hedefimiz vardı. Tabii burada yine Fon Bulucu girişimlerinden EVB ile beraber geliştirdiğimiz bir modüler batarya sistemi vardı. Bununla beraber şu an 130 kilometreye kadar araçlarımız çıkabiliyor. Ve Türkiye'de en uzun menzile çıkabilen araçlar şu an bizde. Yani menzili artması bir sorunu çözüyor ama aslında menzil az olsa ya da işte bisiklet modelinde, yaya modelinde de o bölgedeki esnafı da kalkındırmada büyük bir avantaj sağlıyor JetBee. Biraz daha kuryeleri konuşalım, daha sonrasında da bayi modellerine geçelim. Belki burada yatırımcılarımız arasında ya da bizi dinleyenler arasında JetBee bayisi olmak isteyenler olabilir. Yatırımcılarınız arasında da belki vardır. İlk önce kurye modelleri, işte kurye olmak için neler yapmak gerekiyor? İşte 2500 tane 3 ayda kayıt oldu dediniz. Buradaki süreç nasıl ilerliyor? Bir otomasyon var herhalde ya da operasyon çok yüksek bir ekip mi bu işi yapıyor? Yok. Bunu merak ederim. Tam tersine biz çekirdek bir ekibiz, startup olduğumuz için, kaynağımız da sınırlı olduğu için sınırlı bir imkanla biz yürüyoruz. Ekibimiz küçük bir ekip ama şu var, biz bu işin zaten bir yerde patlayacağını biliyorduk. Özellikle Türkiye'de bu işin çok güzel karşılanacağını biliyorduk ama bu kadar hızlı değil. Mart ayında 143 tane raporumuzda kurye olduğunu söylediğimizde ikinci ay, bir sonraki ayda Nisan ayına geldiğimizde 1100 kurye olacağını tahmin edemiyorduk mesela. Burada bir tabii stratejimiz var. Bu bizim şirket sırrımız, ayrı bir şey. Yatırımcılarımızın orada merak ettiği şeyleri tabii bazı gruplarımıza açıklayamıyoruz. Rakiplerimiz de olabiliyor. Bu ticaret sırrı bizde kalsın ama kuryelerimiz niye bu kadar hızlı giriş yapıyorlar onu söyleyeyim. Bir, freelance bir kurye hizmeti olması. İkincisi, hızlı bir şekilde kayıt olabilmeleri. Biz evrak olayını tamamen ortadan kaldırdık. Sadece sabıka kaydı, araca göre ehliyet evrağını istiyoruz, sistemi yüklüyor. Bize düştüğünde bunu şu an manuel olarak kontrol ediyoruz. Hatta günde, yani nereden bakarsanız 200 tane kuryeyi kontrol edip onaylıyoruz, reddediyoruz, eksik evrak varsa. Tekrardan destek veriyoruz onlara. Bu sayede giriyorlar. Kuryeler zaten bölgesel olarak çalışmak istiyor. Bir yere bağlı olarak çalışmak istemiyorlar. Özellikle bizim kuryelerimiz 18 yaş, 20 yaş arası, yani baktığımız zaman genç nüfus. Liseyi bitirmiş, üniversiteye devam etmeyen veya devam edip ek kazanç sağlamak isteyen kişilerden oluştuğu için bir yere bağlı olarak çalışmak istemiyor. Bir yerden emir almak istemiyor. Ne yazık ki şu anki jenerasyon bu şekilde ilerliyor. Herkes kendi işinin patronu olmak istiyor. Biz de o imkanı veriyoruz. Kısa süreli de olsa. Ama diğer firmalarda da bu ne kadar özgür olsanız ya da işte kurye modeliyle şahıs firmanız da olsa, sonuçta bir bağlılığınız ve işte ben görüyorum bir marketin önünde 20 tane aynı firmanın kuryesi beklemek zorunda kalıyor. Bir sipariş olursa bir taksi durağı gibi çalışıyorlar ama bizde de olacak. Sizin tarafta bence şu anda biraz daha mobil bir grup var. Mobil olarak ilerledik. Aynen. Alperen Bey ama şu gözüktü. Kurumsal markalarla görüşüyoruz şu an. Hatta saha testlerimiz yapılıyor. En belirgin olan şu an duyurduğumuz Komagene. Bir aylık bir test sürecine girdik ve şu an ikinci haftamızın içerisindeyiz. Çok güzel ilerliyor. Raporlarımızı hazırlıyoruz. Hem teslimat sürelerini düşürdük, hem maliyetleri düşürdük bu sayede. Ama onların istediği şu. Sabit kurye istiyorlar. Biz de burada şunu karşılığını istiyoruz. Diyoruz ki bize sabit paket hacmi ver. Günde 30 paket dağıtabiliyorsan ben sana sabit kuryemi koyayım oraya. Çünkü kuryemin kazancı benim için önemli. Bu sefer kuryem de günde 30 paket dağıttığı zaman gerçekten ay sonu baktığınızda asgari ücretten fazla bir kazanç eline geçiyor. Bu da onu cezbediyor. Bu sefer sabit durabiliyor. O marketlerin önünde gördüğünüz kuryeler nasıl duruyorsa gün gelecek kurumsal firmalarında JetBee'de duracak. Sabit kuryeler boş oldu diyelim. O zaman bir sipariş gelmedi. Farklı bölgelere gidebiliyorlar mı? Orada tabii. Durmak zorunda. Şu an onlar o firmaya ait değil. Yani biz bir firmanın önüne bunları konumlandırdığımız zaman amacımız orada toplanma bölgeleri oluşturmak. Ekstradan etraftan 5 kilometre çapında biz bir çağrı yapıyoruz kuryelerimize. Etraftan bir paket eşleştiğinde ya da çağrı geldiğinde kuryemiz boştaysa gidip o paketi alabilir. Bu da ekstra kazanç sağlıyor. Bu da ekstra kazanç. Yani 30 paketin tam garantisini alıyoruz ama boş zamanını değerlendirerek paket eşleşirse 30'un üstüne de çıkabiliyor. Süper. Biraz daha dünyadaki istatistiklere bence bakalım. Ondan sonra aslında bu pazar ne kadar büyüyecek ya da işte yeteri kadar büyüdü mü? Türkiye'de çok büyük bir örnek var Getir. Getir'in modeli çok daha farklı ama burada hem esnafı kalkındıran hem yerel olarak sizin boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz, işte şu anda yurt dışında Amerika'da görüyoruz. Bu normal çalışan biri akşamları Uber yapabiliyor. Tabii. Neden yürüyerek ya da bisikletiyle ya da scooter'ıyla bu işi yapmasın? Kurye modeliyle çalışmasın. Çünkü hem ekstra kazanç sağlıyor hem de bence daha eğlenceli bir modelle siz bu işi yapıyorsunuz. Evet. Bir motor sürmektense ya da arabayla trafikte beklemektense scooter'ımla ya da elektrikli bisikletimle kuryecilik yapabiliyorum. İnsanların özellikle biz sağ operasyonunda görüyoruz. Bakışları çok farklı. Çok değişik görüyorlar. Hani kuryelerimiz bisikletle sırtında çantayla dağıtım yaptığında çok farklı bakıyorlar ve hoşumuza gidiyor. Yani gün gelecek her sokakta nasıl motorlu kurye görüyorsanız aslında yanlış anlaşmaya da yol açmayayım ama motokuryeleri biz bir disipline sokacağız bu sayede. Motokuryeler kendi ellerinde tekeli tuttukları için bir şumarık, 4 tane damacanayla ne yazık ki. Yani kasksız, güvenliksiz, arabalara çarparak yani çok farklı şeyler gördük. Şimdi onlar da bir disipline girecek. Çünkü ellerindeki iş kaçacak. Yani scooter bisikletler onlar daha böyle düzenli gözükürken motorlu kuryeler de çoğu büyük ihtimalle motorunu da satıp bu işe girecek. Ben size söyleyeyim. Evet. Yani ben bir motorlu kurye olsam, gidip de bir motora 50 bin lira bugün vermem. Gelir scooter'la çalışırım. Scooter motosikletin 1/3 fiyatına. Ehliyet gerektirmeyen bir şey. Bir batarya 65 kilometreye gidiyor. Bir bataryanın maliyeti 8 lira. Bir batarya 15 paket dağıtırsın. 15 paketi akaryakıtla karşılaştırdığın zaman 25 lira gibi bir maliyet çıkıyor. Gün sonunda 40 lira harcıyor aslında kurye değil mi? Yani 40 paket dağıttığını düşünürsek. Biz de 30 paket dağıttığı zaman 16 ile 20 lira arasında bir maliyet oluyor, enerji maliyeti. Ama akaryakıtta çok farklı. Akaryakıtta çok farklı. Ve sürekli artıyor. O da sürekli değişiyor. Dünya istatistiklerini varsa elinizde. Tabii çok güzel veriler var. Şöyle bahsedeyim. Business Insider'a göre Hiddelme girişimi 2020'de Londra'da 3000 kilogram karbondioksit tasarrufunu sağladı. Bak, bu çok güzel bir veri. Çünkü yeşil enerji dediğimiz modeller bunlar işte. Statistiğe göre de 2021 yılında Avrupa'da elektrikli scooter ve bisiklet pazarının büyüklüğü 3,87 milyar dolar iken 2026'da ulaşması beklenen 8,23 milyar dolar. Burada büyük bir pazar var ve bence Türkiye teslimatta diğer ülkelere göre çok daha öne geçebilir. Genç nüfusumuz bizim çok fazla. Yani yurt dışına göre baktığımızda bizdeki genç nüfus çok fazla. Ve artık insanlarımız e-ticarete çok yoğunlaştılar. Yani mahallesindeki bakkala gitmez. ama sipariş verir, getirmesini ister. Bu alışkanlıklar tabii ki bizim cirolarımızı da, pazarın büyüklüğünü de etkiliyor. Sürekli de gelişiyor. Mesela Amerika'da Postmates ve Instacart var. Girişimler mesela kurye modelleri kullanıyor. Aynı bizim gibi scooter, bisiklet. Onlar da şöyle bir şey olmuş. 2021 yılında Uber Postmates'te satın alıyor. Ve bu alana giriyor. Bugün yurt dışında Uber Eats'in kullandığı bisiklet, scooter, yaya modelini ilk girişimini yapan Postmates'ti. Onu satın alarak alanını daha da genişletti mesela. Sonra Avrupa'da Deliveroo ve Glovo var bahsettiğimiz. Yeni nesil kurye modellerini kullanan yine girişimler. Büyük başarılar elde ettiler ve Deliveroo İngiltere'nin yanı sıra 12 ülkede faaliyet gösterirken Glovo şu an 20'den fazla ülkede, İspanya'da başladı, 20 ülkede faaliyet gösteriyor. Yani dünyada böyle veriler var. Var. En yakını bakın ülkemizde de Getir yakın zamanda. Evet. Aralık 2022'de Alman rakibi olan Gorey'lası satın aldı. Gorey'lası Almanya'da hızlı teslimatlı bisiklet kullanan bir girişim. Ya burada Getir'in de odak noktalarından birini. Kesinlikle. Şu an ülkemize başlayanlar da var. Evet. Yemek Sepeti, bisikleti kurye operasyonu başlatmaya hazırlandı. Hatta bölgesel bazı gruplar var. Özgür çalışan bisikletli kuryeler. Bunları Yemek Sepeti olarak giydirip çalıştırılmaya başladılar. Ki biz de zaten onların radarına girmeye başladık. İnşallah güzel şeyler olur. Getir halen bu alana girmedi. Trendyol şu an bisikletli kuryelerle teslimatlarını yapmaya başladı. Yani siz biraz daha Mart ayında başlayarak... Bizim avantajımız şu, çok fazla insan var bizde. Şimdi Yemek Sepeti bunu yapsa da, Trendyol yapsa da sabit kurye çalıştırmak zorunda kalıyor. Yani onlara bir maaş ödemek zorunda, onların SGK'sını yapmak zorunda, onların belli maliyetlerini karşılamak zorunda. Kuryeler, özellikle bisikletle çalışan bir insanın psikolojisi sürekli çalışmak istemez. Çünkü genç nüfustur. O orada 10 saat çalışmak istemez. Bizim avantajımız, istedikleri zaman çalıştıkları için bir de kurye sayımız çok fazla olduğunda, bugün İstanbul'da 1500-1700 kurye diyoruz ama yıl sonuna kadar, 2023'ün sonuna kadar biz bunun 10.000'in bulmasını bekliyoruz. 10.000 kurye olduğu zaman her çağırdığınızda bir kurye eşleşebilecek. Bu sayede firmalar sabit kurye çalışmak zorunda kalmayacaklar, sadece dağıttıkları paket üzerine bir kazanç sağlayacaklar. Kısa bir istatistik daha vereyim. Şu an Koma genel yaptığımız testlerde Pendik'te bir test yapıyoruz. Şube günlük ortalama 15-25 paket arasında dağıtım yapıyor. Şubenin ilk gittiğimizde öğrendiğimize göre 25 dakikada bir teslimat yaparken biz bunu 13 dakikaya kadar düşürdük. Maliyete geldiğimizde 44 lira paket başı maliyet varken Koma genelde 17 liraya kadar düştü. Yani 44 lira dediğiniz zaten paket yaparken siz sipariş verdiğinizde kazancının çoğunu veriyor ve bunlar bakın döner, çiğ köfte olsun bu tarz firmalar kar marjı yüksek ama sepet ortalaması düşük. Evet. Mesela 85 lira, 100 lira gibi sepet ortalamaları var. Bunu motokurye verdiği zaman olmuyor. Süleyman Bey size bir soru geldi canım. Buyurun. Diyor ki ben bir devlet memuruyum. Hafta sonları diyor, ek gelir için diyor, kendi mahallemde Oğuzhan Bey, yaya bisikletli kurye olarak dağıtım yapmak istiyorum, şirket kuramıyorum. Bu durumda nasıl freelance çalışacağım? Şirket kurmasına gerek yok. Bizim anlaşmalı olduğumuz bir kooperatif sistemi. Aslında kooperatif, yurt dışında yaygın olan, lojistikte kullanılan bir model. Türkiye'de de şu an mevzuata göre bir yasak hali yok. Biz bu kooperatif mantığını yine Türkiye'de uyguladık. Bisikletli bir kooperatif girişimi var. Onlarla beraber yine işbirliği içerisindeyiz. Kuryelerimizi oraya üye yapıyoruz kooperatife. Herhangi bir aidat da yok, onu da söyleyeyim. Sadece paket dağıttıkları zaman kazancın %43'ünü kooperatife veriyorlar. Kooperatif de bunun vergisi, sigortası gibi maliyetlerini karşılıyor. %57'si herhangi bir ekstra maliyet olmadan kuryeye dönüyor. Şirket açmasına gerek kalmıyor. Özellikle beyaz yaka dediğimiz, devlet memuru dediğimiz kişileri de çalışmaya bekliyoruz. Çünkü onlar için bir sistem bu. Aynen öyle. Bir de bu konuya girmişken mesela ben bu işi yapmak istiyorum ama elimde scooter'ım yok, esnaf kurye değilim, motorum yok ya da işte elektrikli bisikletim yok. Bize yardımcı oluyor musunuz? Tabii. Sadece kask ve çanta mı geliyor yoksa motor ya da işte scooter gibi paylaşım modeli var mı? Şimdi biz ilk fonlamaya çıktığımız zaman sınırlı bir kaynakla çıktığımızı söylemiştik. Bu sınırlı kaynakla böyle bir şey yapmak durumumuz yoktu. Açıkçası söylemek gerekirse. Biz bunu 2024'ün ilk çeyreğinde hayata geçirmeyi planlıyorduk. Ama bazı tabii Fonbulucu'nun da faydalarından bahsedelim. Görüşmelere aracı oldular, mentörlükler yaptılar. İş Bankası'yla bu noktada anlaşma sağladık. Bugün İş Bankası bizim bir kuryemiz araç istediği zaman ya da ekipman istediği zaman kuryeye geçip işletmeler, biliyorsunuz işletmeleri de biz altyapı sağlıyoruz. Onları dijitalleştirmek için. Onların ihtiyacı olan yazıcıyı, bilgisayarı da verirken vergi numarasını, TC kimlik numarasını sorgulayarak limit çıkıyorsa faturamızı İş Bankası'na gönderiyoruz. ve kurye bunu taksit taksit bankaya ödemeye devam ediyor. Böyle bir finansman kaynağı da sunmuş oluyoruz. Ya buradan İş Bankası Girişimcilik Şubesi'ne de teşekkür ederiz. Özellikle Cenk Bey'e çok teşekkür özellikle ederiz. Moka'ya teşekkür ederiz aynı zamanda. Bizim hem girişimcilerimizle hem de girişimcilik ekosistemine genel olarak katkıları oldukça fazla. Bizim de zaten Fon Bulucu olarak İşCep uygulamasından aktif kampanyaları görebildiğiniz bir modülümüz var. İleride de İşCep üzerinden yatırım yapıp İşCep uygulaması üzerinden de bu yatırımları görebileceksiniz. Biraz daha böyle Cenk Beyleri övmüş gibi oldu. Ama hak ediyorlar. Evet. Hayır, hak ediyorlar. Yani girişimci startuplara destek olmak gerçekten önemli bir şey. Yani herkes olmuyor. Evet. Biz bunu yaşadık. 4 yıl kendi imkanlarımızla ilerledik. Ve şu an kazandığımız Fon Bulucu sayesinde kazandığımız hızla 945 ortağımızın verdiği destekle bu kadar hızlı ilerledik ki şaşırdık. Son olarak biraz daha yatırımcılarımız burada bayilik almak isterlerse süreç nasıl ilerliyor? Bayilik veriyor musunuz? Evet. Ya da işte atıyorum Amasya'dayım. Amasya'da bir kurye modeli çalıştırabilir miyiz? Çünkü şu anda 4-5 ilde aktif olarak başladığınızı biliyoruz ama Türkiye'de her ilde olma gibi bir gaye ya da çaba var mı? Yoksa bir yere odaklanıp orayı geliştirip ondan sonra büyümeyi söyleyelim. Şimdi bir düzeltme yapalım. Biz şu an İstanbul'da faaliyetlerimizi başlattık. Diğer illerde kurye yapmamızı gerçekleştiriyoruz. Bizim hedefimiz ilk 1000 kurye olması. O bölgede 1000 kuryemiz olacak. Bunun en az 1/4'ü online olacak. Online olduğu zaman biz o bölgede operasyonumuzu başlatıyoruz. Şu an Ankara olsun, İzmir olsun, Antalya olsun, Konya, Bursa gibi yerlerde şu an yapılanma devam ediyor. 2 ay içerisinde onu da tamamlıyoruz. Orada talep toplama, hani halk arzlarında olur ya. Çok talep var. Çok talep var. Gelenleri değerlendiriyoruz. Yani geçen ben bir başvuru gördüm. 60 yaşında insan bile çalışmayı istiyor. Ama ne yazık ki şartlara uymuyor. 18'e 35 yaşındayız. Şimdi bayiliğe gelirsek, biz de özellikle bayilik sistemini 2024'ün son çeyreğini bırakmak istiyoruz. İyice yapılansın. Çünkü bu kadar hızlı beklemiyorduk açıkçası. Bir yerde patlayacak bu iş ama bu kadar hızlı olacağını beklemiyorduk. Şimdi gelinen noktada tüm illerde artık yapılanmaya başladığımız için o illerin hepsine anlık gidemeyiz. O bölgeyi yönetemeyiz. Her ne kadar sistem online de olsa, dijitalin gücünü de kullansak o bölgelerde de bizim temsilcilerimizin olması gerekiyor. O bölgeyi yönetmesi adına. Çünkü işletmeleri ziyaret edecekler, kuryelerin sorunlarıyla ilgilenecekler, onlara eğitim verecekler. Bu tarz durumları ortadan kaldırmak için, çözmek için bayilik sistemini erken almaya başladık. 2 ay sonra yatırımcılarımızın bazılarını bahsettik, çok heyecanlandılar. Çünkü gerçekten çok güzel bir kar marjı da var orada. Yani siz bir sisteme kurye kaydettiğiniz zaman, o kurye size bağlı çalıştığı zaman, bakın sadece kuryeden bahsediyor bayilik sisteminde. %5 her paket dağıttığında kurye, siz pasif gelir elde edersiniz bayi olarak. %5 pasif gelir dağısına baktığınızda aynen. 1000 kuryenizin olduğunu farz edin ve hesaplayın. Ortalama sipariş 20 lira. 20 lira. Yani bir taşıma bedeli. 20 liradan her %5'inde siz alıyorsunuz. Yani bu 1000 kurye üzerinden hesaplayın. Yatırımcılarımız hesaplasın mesela bayilik almak isteyenler. Nasıl bir rakam ortaya çıktığını görecekler. Ve biz çok büyük bayilik merkezleri de istemiyoruz. Bir de giriş maliyetleri de dediğiniz gibi oraya çok yüksek değil yani. Hiç değil. Yani bugün böyle bir alandayız. Burası 25-30 metrekare bir alan. Bize bu yetiyor. Bir masamız olacak, bir bankomuz olacak, showroom'umuz olacak, tabii bu çantaları, skuterları, sergilerimiz alan olacak. Çünkü sadece kuryeleri biz çalıştırıp onlardan komisyon almayacağız, bu ayrıca öyle yapmayacak. Skuter satacak, skutere herhangi bir maliyet koymadan yapacak. Sadece showroom'una koyduğu ürünler için biz başta bir bedel alıyoruz, faturalandırıyoruz. Sonrasında İş Bankası üzerinden çalıştığımız için sisteme kuryenin TC kimlik numarasını girdiklerinde limit çıkıyorsa biz direkt olarak İş Bankası'na paramızı alıyoruz ve kuryeye aracı teslim ediyoruz, göndertiyoruz. Bayimize de kazancımızın belli bölümünü paylaşıyoruz. Bu satışı yaptığı için. Bugünkü Turkcell, Vodafone bayileri nasıl çalışıyorsa o modelde. Bayilik almak isteyen ilk 10 yatırımcımıza da herhangi bir isim bedeli almadan bunu yapacağız. Ama tabii bu illerin içerisinde söylemem gereken bir durum var. İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir gibi yerler olmayacak başta. Bu merkezler lokomotif merkezler olacağı için hizmet kalitemizi bozmaması için kendi elimizde tutmaya çalışacağız. Çünkü baktığınız zaman bu sektörde o alanı domine etmeniz gerekiyor. Yani bir şekilde oradaki iletişim sağlayabilecek duruma getirmeniz gerekiyor. Ben çok net hatırlıyorum. Beylikdüzü pilot bölgelerinden biriydi Getir'in. Sadece cips, kola ve dondurma alabiliyorduk. Ondan sonra işte diğer ürünler açılmaya başlandı. Daha sonrasında İstanbul'da biraz daha genişledi. Hatta yani bir yol var evimin orada, Beylikdüzü'ndeydim o zaman. Yolun karşısında Getir çalışmıyor. Yani o kadar küçük bir lokasyonda ama bunu yıllarca devam ettirdiler. Oradaki operasyonu sağladıktan sonra büyüme çalışmalarını yaptılar. Zaten hem platformumuz üzerinden hem de jetbee.com.tr üzerinden siz sorularınızı Süleyman Bey'lere sorabilirsiniz. Hem bayilik için hem de kurye modelleri için kendileri yardımcı olacaktır. Şu anda bizi dinleyen kişilerde sorusu olan varsa ya da canlı yayında bizi dinleyenlerde sorularını cevaplandıralım. Yoksa son sözü size vereyim. Tamam. Ben son sözü şunu söyleyeyim. Bazı yatırımcılarımız, bizim 945 tane yatırımcımız var. Haberi olmayabilir. Telegram grubumuzda biz şirket olarak şeffaf politikayı her zaman izlemeye gayret gösteriyoruz. Aylık olarak raporlarımızı sunduğumuz gibi şirketlerimizin, yani daha doğrusu şirket alt markalarımızla beraber değil, şirketimizin ne kadar faaliyet yaptığını, her faaliyetinde yatırımcılarımıza danışıyoruz. Örnek vereyim, bir reklam giydirmesi yapacağız, bir reklam çalışması yapacağız. Yatırımcılarımızla beraber yapıyoruz bunu. O ürün, o işlem onlarla beraber ortaya çıkıyor. Başaranlar Kulübü'yle de en çok etkileşime giren girişimimiz onu gerektiriyor. Bugün Fon Bulucu'dan zaten özellikle isteğimiz, Hakan Bey'den diğerlerine isteğimiz, bize üretim yapan, pazar yeri, kargo işi yapan girişimleri getirin ki biz onlarla işbirliği yapalım. Şu an öyle diye tahmin ediyorum. Yani başarılar kulübünün en çok işbirliği yapan biz miyiz? Pastacıdan'la, işte EVB'yle, Statinix'le. Yine Semra Hanım'la selamlar buradan olsun. Onlarla da şimdi bir işbirliği yapacağız. Onlarla da işbirliğine gideceksiniz. O da bizim Fon Bulucu ekosistemi içinde oldukça katkılı. Hem anlatımınız için hem de cevaplarınız için teşekkür ederiz. Dinleyenlere de buradan teşekkür ediyorum.